نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رياض الصالحين كتاب 186 bölüm أذانın فزيلتي 1033 حديث. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet olunur. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ. İnsanlar ezan vermeyin ve birinci sefte olmağın ne kadar sevap olduğunu bilseydiler, bu iş için püşk atılmalı olsa, yani bunun ihtiyacında olsa, zaruret olsa, yani püşk atardılar ki, yani ezan vermeleri için ve birinci sefte olmaları için. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا اِلَيْهِ. Namaza erken gelmeyin sevabını bilseydiler, birbirleriyle yarışardılar. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَّا. Eğer yatsı, yani işa ve seher namazını yani cemaatlıkla kılmak için gitmeyin sevabını bilseydiler, İmekleyerek olsa bu iki namaza gelerdiler. Yani geriye bilmirler, yalnız imekleyebilirler. İmekleyerek olsa gelerdiler. Müellif rahimahullah bu hadisi bu bölüme delil olarak getirmiştir. Yani bu hadis birçok faziletler vardır. Onlardan biri de ezanın faziletidir. Ve bu hadisin faydalarından Fadlul ezan ve saffil evvel, ezanın ve birinci seffin fezileti. Ennâsu tecehelu hakikatel ibadeti ve mâ fîhe min azîmil ecri ve kemâlis sevâbi. Yani insanlar ibadetin hakikatini, mahiyetini bilmirler. Ve orada olan sevabın azametini ve kamilliğini bilmirler. Cevâzul iktirâ alel umûril fâdile. Ve hemşinin faydalardan faziletli işlerden ötürü püşk atmağın icazeli olması. Yani ezandan ötürü gelir hadiste, birinci seften ötürü. Yani yer yoktursa, yani püşk atılması olsa püşk atardılar. El ibadet la tesqutu anil abdi ma dama qadiran ala edaiha. Yani ibadetler İnsanın boynundan düşmür ne kadar ki onu eda etmeye, yerine getirmeye kadirdir. Çünkü hadiste geçir ki la atawhuma walaw habwa, yani imekleyerek olsa gelerdiler. Yani yürüyebilmir, invalittir insan. Yani imekleyerek olsa oradaki sevabı bilseydiler gelerdiler. Növbeti hadis ise 1034. hadistir. Hadis Muaviye radıyallahu anh'dan rivayet olunur. Deyir ki semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini işittim. El muaddinun atvalun nasi a'naqan yevmel kıyame, ravahu Muslim. Kıyamet günü ezan verenler, müezzinler boyunları en uzun, yani insanlar içerisinde boyunları en uzun olacak, yani boğazları. Emelik Rahimullah bu hadisi de bu bölüme, ezanın fezileti bölümüne delil olarak getirmiştir. Yani burada geçen müezzinler kıyamet günü boyunları en uzun kimseler olacaktır. Yani ilim ehlinden bazıları getirir ki onlar insanlar içerisinde sevaba en çok boylanan, can atan kimseler olacak. وذلك أن الذي يتشوف ويتطلع إلى شيء يمد عنقه. Kim ki bir şeye boylanırsa boynunu uzadır. Yani bu görüş uzaktı biraz. Başka bir görüşte ise gelir ki
Yani onların boyunları, yani boğazları uzun olacak. Yani o bakımdan ki insanlar mahşer meydanında kıyamet günü ter içerisinde, günahlarına göre ter içerisinde olacaklar. Yani bazılarını ter yüyenleyecektir. Yani ağızlarına kadar terin içerisinde olacaklar. Yani müezzinlerin ise boğazları uzun olacaktır. Yani ele ağır anda onlara bu hasil olmuyor. Yani bu şiddet onlara hasil olmayacaktır. Ve hemçinin ilim ehlinden bazıları ise deyir ki, burada boyunları uzun değildiği zaman onların derecesinin şerefli olmasını bildirir. Çünkü Arablar bir kavmin başçısına deyir ki, insanlar içerisinde boyunu uzun olan davilul unuk, yani boyunu uzun olan adlandırır. Ve onlar değiller ki insanlar içerisinde, yani kıyamet günü insanlar içerisinde boyunu en uzun olacak. Yani onlar kıyamet günü şeref sahipleri, derece sahipleri olacaklar. Yani bu bakımdan. Yani başkaları da başka görüşler getirdiler. Yani hılas odur ki, yani bu hadis yani müezzinlerin şerefli olmasını bildirir. Her bir halda onların derecesine delalet edir. İstir burada hissi uzunluk olsun, fiziki uzunluk veyahut da manevi uzunluk olsun. Yani çünkü bu görüşler esasen kaydır hissi uzunluğa. Yani boyunun uzun olmasına. Yani nöbeti hadis ise Abdullah İbni Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa'dan rivayet olunur. Tabinlerdendir. Enne Ebe Sa'id el-Hudri kâle lehu. Abu Sa'id el-Hudri ona deyir ki inni arake tuhibbul ganeme vel badi. Ben görürüm ki sen koyunu, sehranı, çöllüyü sevirsen. Fe izâ kunte fî ganemike ev badiyetike fe ezzemte Sen çölde koyunların içerisinde olduğun zaman ezan verirken farfa savtaka bin nida sesini ezanda kaldır. Ezan verirken kaldır. Yüksek sesle ezan ver. Fe innehu la yesma'u mada savtil muezzini cinnun ve la insun ve la şey'un illa şehide lehu yevmel kıyame. Çünkü müezzinin sesini işiden cin, insan, her hansı bir şey kıyamet günü ona şahitlik edecektir. Abu Sa'id diyor ki ben bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmişim. Ve ezan deyilende yani ezan hakkında alimler getirir ki ezanın esas hikmetlerinden biri vaktin girişini bildirmek yani insanlara çattırmaktır. Yani tek hikmetlerinden yani esas hikmeti olsa da yalnız yani bu değil. Yani başka hikmetleri de vardır. Çünkü insan tek olduğu zaman da ezan vermelidir. Tek olduğu zaman ezan verirken o kime bildirir? Yani değil mi ki tek ise ezan vermemelidir? Ona göre değilir ki ezan özü özlüğünde bir ibadettir. Ezan özlüğünde bir ibadettir. Ona göre esas kast olunan Ebu Said'in hadisinden yani ezan vermek yalnız bildirmek, haberdar etmek için değil ve aynı zamanda da bu bildirir ki özü özlüğünde bir ibadettir. Çünkü koyunların içerisinde tek başka hiç kimse de yoktur. Deyir ki ezan ver. Farfa savtaka fin nida. Yani ezan verirken sesini kaldır. Fe innehu la yesma ma da savtul muadzin cin ve la insun illa şeyun illa şeyde lehu yevmel kıyame. Müezzinin sesini işiten her bir şey insan, cin kıyamet günü ona şahidi gelecektir. Cinler ve insanlar bunlar mükelleftirler. Burada şey ise geldiği zaman herhangi bir şey. Ya hatta heyvanlar da, hatta cansız eşyalar da şahidi gidecek. Çünkü burada şey sözü gayrimüeyyinlikte geldiği için her şeyi ahate edir. Taşı da, ağacı da, cansız eşyaları da, müezzinin sesi hara çatırsa
kıyamet günü onun için şahitlik edecektir. Çünkü geçir ki la yesma de sovutil muazzin, yemezin sesinin uzunluğunu, yani o çattığı yer ne kadarsa, hara çatırsa ona şahitlik edecektir. Çünkü önceki hadiste de geçtik, eğer yani insanlar eğer ezanda olan fazileti bilseydiler, birinci sefte olan fazileti bilseydiler, yani püşk atardılar. Yani püşk atmadan onu elde etme mümkün olmadığı için onun için püşk atardılar. Neye göre? Çünkü her şey şahitlik gelir ezan verende. Sonra Abu Said deyir ki, Semi'tu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitmişim. Hansı hissesini? Bu hadisin son hissesini ki, yani müezzinin sesini eşiten her bir şey, insan ve cinler de ve başkaları da şahitlik edecektir. İlim ehlinden bazısı deyir ki, bunun hamısını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitim. Hadisin evvelinden. Yani eğer sen boyunun içerisinde, çölde olduğun zaman ezan verirken sesini kaldır. Yani bazıları getirir ki bu hissesi sahabenin öz sözüdür ama ahir hissesi ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittiğini deyir. Ama bazıları deyir ki hatta hadisin evvelinden sonuna kadar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitmiştir. Buna esasen o şahitlik edecek sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Bu hadislerin de faydalarını götürerek, bu hadislerin faydalarından Fadlul ezan ve izami ecri muezzin muhlis el muhtesib ecrehu inde Rabbi. Ezanın fazileti ve ezan verenin ecrinin büyük olması, ihlaslı ve sevabını Allah katında uman, Allah'tan gözleyen müezzinin, ihlaslı müezzinin sevabının Allah katında büyük olması. Yani bir de var ki insan yalnız karşılık verildiği zaman ezan verir. Ona göre biri İbn-i Umar radiyallahu anhüme'ye deyende ki ben seni Allah için sevirem, o ise deyir ki ben ise sana Allah için nifret edirem. Ona göre ki sen ezanını çok uzadırsan, yani mahnıya okşuyor ve ikincisi de ezanına göre pul alırsan. Ve burada da o sevap aittir, ihlaslı ve sevabını ezan verirken mükafatını Allah'tan gözleyen müezzinlere. El-muezzinun atval a'naqan yevmel kıyame. Müezzinler kıyamet günü boyunları, boğazları en uzun olan kimselerden olacaktır. Ve hâze min mehtassâ bihillâh ve hâzihi t-taife minel ümmet-i İslamiyyâ. Yani Allah Teala da bu hususiyeti bu ümmetten müeyyen bir desteğe vermiştir. Yani ezan verenlere ait olan bir hususiyettir. Növbəti hadisin faydalarından ise el-ezanu haqqul vaqti. Ezan vaxtın haqqıdır. O hem tek olan için ve hemçinde cemaata aittir. Ümumiyyətlə cemaatdırsa cemaata ezan vermek vacibdir. Ama tek olan için ihtilaf var. Bazı alimler buyurur ki, tek insana ezan vermek müstehabdir. Hatta bazı alimler ki, hatta tek adama da vacibdir. Yani ona göre gerek insan ezanı ötürmesin. Tek kıldığı zaman bile açık aydına kadar fazilet geçti. İnsan çölde olduğunda tek kılır. Ama ezanın sesi hara çatırsa, orada olan her bir şey ona şahidi gelecek kıyamet günü. Ve hemçinin başka bir hadiste var. Eğer insan ezan verip, sonra ikame verip namaz kılarsa onun arkasında gözünün gördüğü mesafe kadar yerde melekler namaz kılar. Yok, tek ikame ile kılarsa yalnız onunla beraber iki meleği kılar. Kullu men semi'al muazzin min cinin av insin av cemal yeşhedü lehu yevmel kıyamet.
Müəzzini eşidən hər bir şey, cin və yaxud insan və yaxud cansız əşyalar hamısı qiyamət günü onun üçün şahidlik edəcəkdir. Yüstəhəbbü lil müəzzini raf'u savtihi bil ədən. Müəzzin üçün müstəhəbdir ki, yəni bəyənilən bir əməldir ki, əzan verərkən səsini qaldırması. Liyəqsurə mən yeşşədu ləhu yevməl qiyamə. Ona görə ki, qiyamət günü ona şahidlik edənlərin səsi çox olsun. Şahidlik edənlərin sayı çox olsun. Yani şahidlik edənlərin sayının çox olması üçün gərək əzan verdiyi zaman səsini də çox qaldırsın. Çünki səs nə qədər yüksək olarsa, daha çox məsafəyə çatacaq və buradan da ona şahidlik edənlərin də sayı çox olacaqdır. Yüstəhsənu ən yəttəxidəl müslimunə müəzzinən cəhuriyyə savti. Və buna görə də müstəhəbdir ki, gözəl, yaxşı bir əməldir ki, müsəlmanlar səsi gür, güclü olan bir müəzzin tutsunlar. Hübbul qanəm vəl-bədiyə min əməli sələfi salih və bi xassa indəl fitən. Qoyunları sevmək, çölü sevmək, salih sələflərin əməllərindəndir və xüsusən də fitnələr zamanı. Çəkilmək, dağlara çəkilmək, qoyunları götürərək. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni vaxt gələcək, yəni fitnələr çoxaldığı zaman, yəni insan qoyunlarını götürərək dini ilə fitnələrdən qaçacaqdır. Yəni dağlara, dağlardakı cığırlara gedəcəkdir. Hirsu ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm alə təlimin nəsə sünnə və fihəl xayru vəl afiyyə və səlamə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinin insanlara sünnəni öyrətməkdə həris olmaları, yəni buna çox can atmaları, bunu çox istəmələri. Yəni necə ki, öyrənmişdir, özü də başqasına öyrədir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mən belə eşitmişəm, əgər sənin səsin nə qədər uzaq məsafəyə çıxarsa, onu eşidən hər bir şey canlı-cansız şahidlik edəcəkdir. Və bunda da sünnənin öyrədilməsində də xeyir, afiyyət və salamatçılıq vardır. Hələlik bununla kifayətlənir. İnşallah suallar varsa suallara keçirik. Sual verilir ki, deyirlər ki, vaxt getmir, nə edək, nə iş görək, konsertlər, seriallar izlənilir. Zikir yox, oruc yox, şükür etmək yox. Sonra da deyirlər ki, bizim taleyimizi də belə yazdı. Yəni, bu işlərdə müəllim şeytandırmı? Əlbəttə ki, bu işlərdə müəllim birdir, yəni şeytandır. Yəni, ümumiyyətlə, insan Allaha ibadət etmirsə, Allahın əmrlərinə boyun əymirsə, istəsə də, istəməsə də artıq ya nəfsinə və yaxud da şeytana tabi olmuş və yaxud da şeytana ibadət etmiş sayılır. Çünki yaxşı işləri əmr edən Allah Taalədir. Onun əksini əmr edən şeytan və yaxud insanın nəfsidir. Allah Teala Yasin surəsində buyurur ki: "Əlem əhəd ileykum ya bəni Adəmə əllə təbudu şeytan. Ey Adəm övladı, mən sizə demədimmi ki, şeytana ibadət etməyin?" Deməli, insanın Allaha asi olması birbaşa şeytana ibadət sayılır. O ki qaldı vaxt getmir. Nə edək? Əksinə, yəni vaxtın qiymətini bilən insan əksinə vaxt axtarır, vaxtını doldurur və istəyir ki, daha çox vaxt olsun ki, xeyirli işlər, əməllər görmək üçün. Ona görə keçmiş salih insanlar, yəni vaxtın nə qədər qiymətli olduğunu bildiyi üçün, görəndə ki, insanlar oturublar çayxanada boş-boşuna, deyərlər ki, kəş ki, vaxt satılardı biz onlardan, yəni vaxt alardıq. Çünki mömin insan bilir ki,
Vakt insana verilen nimetler içerisinde en uca, en değerli nimetlerden biri sayılır. Çünkü insanın Allah katında ucalması onun ibadetine, kulluğuna göredir. Ve o ibadet de insana verilen mühletin, vaktin içerisinde olunur. Eğer vakt olmasa ibadet olmaz ve ibadet olmasa da insan ucalabilmez. Yani bu da yani insana verilen bu mühletin, vaktin ne kadar uca ve değerli bir nimet olmasını bildirir. Ve buna göre de İbn-i Kayyim Rahimahullah buyurur ki, vaktin zayi edilmesi ölümden daha dehşetlidir. Ölümden daha pistir, daha şiddetlidir. Vaktin zayi edilmesi. Neye göre? Ona göre ki insan öldüğü zaman dünyanı ve dünya ehlinden ayrılır. Onu terk edir. Ama vaktini zayi ettiği zaman ahiretini, ahiretteki hayırları yitirir. Yani bu bakımdan vaktin zayi edilmesi, vaktin boş boşuna geçirilmesi, vaktin insan değerlendirmemesi ölümden daha şiddetlidir. Ve ona göre insan yaratılış gayesini bilmeli. Ne üçün yarandığını ve ondan talep olunan nedir? İnsanın sadece böyle yaşaması, yalnız yani boş boş seriallara bakması, vaktini böyle geçirmesi ele bilir ki insan yaşadıkça şerlerin artmasına sebep olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Hayrun nasi men tala umruhu ve hasuna amelu." İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup emeli yaxşı olandır. "Ve şerrun nasi men tala umruhu ve sa'a amelu." Ve insanların en şerlisi ise ömrü uzun olup emeli pis olandır. Yani insanın ömrünün sadece uzun olması hayır demek değil. Əksinə ola bilər ki, insan yaşadıkça özünə belaları, cəzaları artırmasına səbəb olur. Və insan da düşünməlidir ki, Allah Teala ona möhlət veribsə, yaşayırsa, nəfəsləri gedib gəlirsə, yəni bunu dəyərləndirməlidir. Yəni Allaha olan qulluqda, ibadətdə keçirməlidir. Çünki yəni insanın axirətini qazanması Allah üçün etdiyi əməllərinə görədir. Allah üçün yaşadığı o hissə, o müddət onun hayatından sayılır. Ama yerde kalan hissesi ise yemek, içmek, yatmak, eğlenmek bu şeyler heyvanda da vardır. Ama insan ise yani farklanmalıdır o vaktini değerli geçirmesine göre. Sual verilir ki münafık ve müşrik hansı akidede olan insanlara değil. Münafık yani kalben kafir olup zahirde aşikarda özünün Müslüman olduğunu diyene münafık denir. Münafık daha dehşetli, kafirden daha beterdi. Allah Teala münafıklar hakkında buyurur ki: "İnnel münafikine fi'd-derkil esfeli minen-nar." Münafıklar cehennemin en alt tebegesinde olacaklar. Kafirlerden de aşağıda, odun dibinde olacaklar. Çünkü onlar özlerini Müslüman olduğunu söylüyor, korunurlar, malları korunur, canları korunur ve aynı zamanda da kalplerinde de kafirdiler. Ona göre bunlar kafirden de daha şey. Müşrik ise Allah'a şerik koşan insandır. Yani Allah'a ait olan bir şeyi Allah'tan gayrisine yönelden. Yani o şeyler ki ona Allah'tan gayrisi kadir değil. Yani insanın onu Allah'tan başkasına yönetmesi büyük şirk sayılır. Belə edən müşriktir veya da belə deyən müşriktir. Yani bu ümumi hökmlərdir ama yine şəxsə gələndə yani bakılmalıdır ki yani o insan onu təqlid edərək, təvil edərək veya da cehaletinden mi edir? Ama ümumi olarak deyilir ki belə deyən Allah'tan qeyrisindən yardım isteyen ruzi, şəfa, evlad deyilir ki, belə edən müşriktir, kafirdir. Sual verilir ki, nafile, yani sünnet namazını kurtarıp farz namazına geçerken yerini değiştirmek sünnete var mı? Bəli, hadiste var ki, farz namazından sonra insan danışmadıkça veyahut yerini değiştirmedikçe sünneti kılmasın. Ve alimler de buyurur ki ferzden sonra zikirlerin olunması, tesbihlerin olunması,
danışmak sayılır. Ona göre zikirlerden sonra ferzi kıldığın yerde sünneti kılabilirsin. Yok eğer insan telaşır, tez kalkıp sünneti kılmak istiyorsa o yerde namaz ferzi kıldığı yerde yok, başka yerde kılmalıdır. Sual verildi ki kayın bizimle bir evde yaşayırsa, yoldaşım işe gidende de evde olursa onun günahı kime yazılır? Ya eğer kayın meseleni bilirse, dini anlayırsa, o kalırsa ona yani günah yazılır. Çünkü kadın evde oturmalıdır, evden şöyle çıkmamalıdır. Ve onun kalması ise artık günah taşımasına sebeptir. Sual verir ki bazen diktiğim paltarıma yani ağaçtan paltarıma konur. Ben paltarımda onu öldürürüm. O paltarda namaz kılabilen belli bilirsin. Sual verilir ki bu 10 günde tekbir getirende Allahu Ekber 3 defa değil yoksa 2 defa. Her ikisi valid olup. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil hamd. Veyahut da 3 defa da diyebilirsin. Sual verilir ki bayram namazını evde kılıp evdekilerle kılmak, kıldırmak yaxşı olar yoksa təkcə məscidə getməyim daha əfzəldir. Məscid 15 kilometr aralıdır. Ne kadar olsa da yani kadınlarla getmesi en azı müəkkəd sünnə veya xud da vacibdir. Vacibdir yani cemaatı cemaatlıkla birgə kılınmalıdır. Yani bazen deyilir ki insan evde de kılabilir. O pandemiye vaxtındaydı. Ama indi məscidlər açıqsa yani hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara deyir ki kiminsə paltar yoxdursa rəfiqəsindən götürsün. Hatta heyizli kadınlar belə çıxsınlar. Onlar namaz kılmırlar. Namaz kılmasa belədir. Müslümanların dəvətinə, duasına, toplantısına deyir, onlar şahit olsunlar. Sual verildi ki belə hədis var idi 70 min mələk Beytülməmura daxil olur bundan sonrası necə idi ora daxil olub çıxırlar oradan yoxsa yox çıxırlar Beytülməmura daxil olub ibadət edir çıxırlar və çıxanlar bir daha ora qayıtmırlar yəni başqa 70 min daxil olur yəni bu da mələklərin sayının nə qədər çox olmasını bildirir. Sual verilir ki insan yanında olmayan birini yanında kimi düşünerek öz özüne danışabilir mi? Mende tez-tez belə olur. Güya yanımda biri var. Ona neyse başa salıram. Yani kenardan bakan elə bilər ki yani bunu ağlı gedir belə danışanda. Ama bazen o bakımdan olabilir ki insan dil öğrenir. O dilini möhkəmləndirmək üçün daha yaxşı yadda qalsın deyə ola bilər və yaxud da nəsə əzbərləyir, hədislər əzbərləyir. Elə bil ki, qarşısında kimsə var, ona danışır. Yəni, bu baxımdan problem yer deyil. Amma boş-boş danışırsa, yəni bu faydasızdır, bu yaxşı deyil. Sual verilir ki, halsızlıq, tənbəllik, səbirsizlik hallarının səbəbi və müalicəsi haqqında nəsihət verərdiniz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki İhris alâ mâ yenfa'uka ve isti'in billah. Biz sana fayda veren şeye haris ol. Haris ol. Haris olmak ne demekti? İnsanın o hayırlı işe haris olması yani çok istemesi, çok can atması ve bununla yanaşı yardım istemek. Demeli sonra buyuruyor ki velâ te'ciz ve aciz olma. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aciz olma. Deməli insan yəni xeyirli işlere can atarsa ve həmçinin bu işte Allah Teala'dan yardım istəyərsə inşallah tembelliğin aradan qalxmasına səbəb ola bilər. Ve həmçinin diğer sebeplerden biri de odur ki müəyyən zikirlerdir. Yani insan akşam yattığı zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber zikrini etmesi. Yani bu hadisin de bir
hadisesi var. Fatıma radıyallahu anha işin ağırlığından yorulur. Yani o vakit değirmen var, el değirmanından arpanı veya da buğdanı üyüdürdüler. Çetin idi, ağır idi. Ve gelir atasının yanına ki, eğer bir hizmetçi varsa ona bir hizmetçi versin, ona yardım etsin. Ve evde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmur, Ayşe anamız olur. Ve ona değil ve o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelende haber verir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra kızının yanına gelir ve deyir ki size, yani onunla Ali radıyallahu anhüya deyir ki size hizmetçiden daha hayırlı olan bir şeyi öğrendim mi? Yani yatağınıza girdiğiniz zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 34 defa Allahu Ekber deseniz hizmetçiye ihtiyaç olmayacak. Yani insan yatağında o zikirler ederse növbeti gün yani o cür faal olacak ve hizmetçiye ihtiyaç olmayacak. Bu bir. Ve hemçinin oyanarken ve hadiste gelir ki insan yattığı zaman şeytan onun başının arkasına düğümler vurur. Ve her düğüm vurandan üstüne el çekir ve deyir ki yat karşısında uzun gece var. Ve üç düğüm vurur. İnsan diye uyandığı zaman Allah'ı zikrederse düğümlerden birisi açılır. Sonra destemaz alarsa ikincisi açılır. Sonra namaz kılarsa üçüncüsü açılır. Ve böylelikle diye o insan o günü faal olur. Ve könlü de hoş olur. Könlü hoş ve hemçinin faal olur. Yok eğer diye uyananda zikretmezse onda diyor o insan nefsi de hoş olmur. Ve aynı zamanda da tembel olur. Demek açık aydın hadis gösterir ki demek o tembelliğin sebebinden insan uyandığı zaman Elhamdülillahillezî ahyâne ba'deme emâtena ve ileyhin nuşur zikrini etmemesidir. Bizi öldürdükten sonra hayat veren dirilten Allah hem de layıktır. Ahır dönüşümüz de onadır. Demek yüngül, asan bir emeldir. İnsan onu etmekle insan ne kadar faal ve gümrah olur. Sual verilir ki Arefe günü 5. günü güne düşür. Tek 5. günü tutsak yoksa 4. günü de tutmak lazımdır. 4. günle beraber tutulsa daha yaxşı. Yok eğer yani insan çetin ise, yaşlıdırsa 5. günde tutmasını alimler der ki icazəlidir. Çünkü orada nezarda tutulan Arafa günüdür. 5. gün nezarda tutulmur. Yani buna da müəyyən hədis getirirler ve o hədisdən çıxarılan faydaya esasen yani 5. günü Arafa günü niyetiyle tek de tutması icazəlidir. Sual verilir ki namazı bitirdikten sonra zikri yerinde etmeliyiz ya durup da bir kenarda da olar. Sünneye uygun olur ki insan ferzi bitirdikten sonra zikri oturduğu yerde etmelidir. Sual verilir ki, ben dini video paylaşanda istəyirəm ki, insanlar Allah barəsini düşünsünlər. Bu niyyət ya ixlasdır. Bəli, əgər sən insanların Allaha yönəlməsini, Allaha imanlarının artmasını, Allahdan qorxmasını istəyirsənsə, bu ixlas sayılır. Arafa günün orucu nə vaxtdır? Nə fəziləti odur ki, 2 illik kiçik keçmiş günahları kəffarədir? Bəli, Arafa günün orucu 5-ci gündür. 2 illik günahlara kəffarədir ve əsasən de küçük günahlara. Çünkü büyük günahlardan ötürü tövbe gerektirir, tövbe lazımdır. Surelerde kelimeleri çok uzak düzgündür mü? Yani orada nece gelipse tecvid kaydalarına uygun, çok uzadılmış. Tecvid kaydalarına uygun uzadılmalıdır. Ezan veren adam ikameni de vermeli, yoksa ikameni başkası verirsin. Yok, verebilir. Ezan veren de verebilir. Yani ikamedir bu imamın hakkında. İmam kimi təyin etse, yani o vermelidir. Sual verilir ki, tutaq ki bir evde iki kardeş, iki aile yaşayır. O iki aile bir koyun kese bilər, yoxsa ayrı kesmelidir. Her ikisinin bütçesi ayrıdır, kardeşler. Ve ayrıdırsa, daha yaxşı olan ayrıdırsa, onlar ayrı kesmelidir. Yox, bir yerdədirsə, üç kardeş de olsa, eğer bir yerdədirsə,
Onda bir qurban kəsmək kifayət edir. Yox, onların yeməyi, içməyi və büdcəsi də, qazancı da ayrıdırsa, ayrı kəsilməlidir. Sual verilir ki, bir bacı dünyaya uşaq gətirəndə özünü çox pis hiss edir, çoxlu vəsvəsələr gəlir, ümidsizlik əmələ gəlir, bütün gün ağlayır, heç kəsi eşitmək istəmir, ona nə etmək olar? Yəni, o insan Allaha olan imanını artırarsa, Allah Teala'nın qədərinə, bölgüsünə, təqdirinə olan imanını artırarsa, inşallah bu vəsvəsələr ondan uzaq gedər və həmçinin düşünməlidir ki, onda olan hər bir ağrı, sıxıntı, yəni boşa getmir. Hər bir sıxıntıya görə onun üçün kəffarədir, günahların bağışlanmasına səbəbdir. Hətta dərəcələrin qalxmasına, yəni səbəb ola bilər. Hətta qiyamət günü, yəni elə dərəcələr var ki, insan belə ağrı acılarla onu qazanır. Əməllə, ibadətlə çatmadığı dərəcələrə belə ağrılarla, yəni çata bilir. Ona görə insan bunları xatırlamalıdır ki, insanda ümid yeri olsun. Yəni bəzən insan düşünür ki, yəni belə boşa gedir, bir faydası olmur. Amma biləndə ki, hər bir ağrı, xüsusən davamlı olarsa, bunlar hamısı kəffarədir. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu insanın kədərlənməsi, qəm, qüssə çəkməsi, yorğunluğu, hətta ayağına batan bir tikana görə Allah Teala insanın günahlarını silir. Əgər bunlara görə günahlar silinirsə, bundan da böyük ağrılar, davamlı ağrılar olarsa, necə insanın günahlarına kəffarə olmasın, dərəcələrin artmasına səbəb olmasın. Və həmçinin əgər narahatçılıq uşağa görədirsə, bilsin ki, Allah Teala hər kəsin ruzisini yazıb. Yəni insan bilməli ola bilsin ki, ailənin ruzisi uşağa görə gəlsin. Əgər onlarda problem varsa, sıxıntılar varsa, ruzi baxımından, yəni Allah-u Teala onları uşağına görə, onların evladına görə bütün ailənin ruzisini verir. Gecə namazların hansılar? Neçə rükət? Gecə namazı 11 rükət. 2-2, 11 rükətə qədər çox 11 rükətdir və azı isə bir rükətdir. Arafanın orucunu 5-ci gün tək halda tutmaq olar mı? Dedik ki, olar. 4-5 tutulsa daha yaxşı olar. Sual verir ki, peyğəmbərlərin göndərilmə səbəbi nədir? Yəni, peyğəmbərlər demək olar, bütün peyğəmbərlər tövhid üzrə göndərilmişdir. La ilahe illallah. Yəni, insanlar tək Allaha ibadət edib, Allahdan qeyrisinə ibadətdən çəkinmələri üçün. Bütün peyğəmbərlərin yəni missiyası, vəzifəsi bu olmuşdur. Və laqad ba'atna fi kulli ummetin rasulan en i'budullaha ve ictenibut tagut. Hər bir ümmətə rasul göndərdik ki, Allaha ibadət etsinlər və tağutdan, Allahdan qeyrisinə ibadətdən çəkinsinlər. Bununla kifayətlənir. Allah Teala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.